arkadaşım, okullar açıldı açıldı hiç beraber olamıyoruz. Eskiden olsa bir oyuncak alsak gelip birbirimize gösterirdik. Ama şimdi koskoca odayı dekor etmişsin, daha yeni haberim oluyor. Evet Leyla'cığım, ben bir kere size gelecektim ama senin derslerin çoktur diye gelmedim. Ben de odamı değiştirdim. Bir ara gel de benim odamda da oynayalım. Bir şey söyleyeceğim. Ben önümüzdeki hafta anaokulu arkadaşlarımı çağıracağım. Sen de gelir misin? Yaren, senin benden başka arkadaşların mı var? Ne sandın Leyla? Artık ben de anaokuluna gidiyorum. Bir sürü arkadaşım var. Onları benden daha çok sevmiyorsun değil mi? Yani onların yeri başka, senin yerin başka. Sen artık beni sevmiyorsun. Ben Rüveyda'yı çok kıskanmıştım. Sen de şimdi benim arkadaşlarımı kıskanıyorsun. Yaren, aklıma çok güzel bir şey geldi. Gel biz birkaç gün hasta numarası yapalım. Okula gitmeyip beraber oyunlar oynayalım. Hasta numarası mı? Oldu mu? Ne kadar gerçekçi oldu. Ben bile seni hasta sandım. Hopçı. Ay, şimdiden çok heyecanlandım. Leyla, ablan seni çağırıyor. Ödevlerini bitirmemişsin. Yaren, sen de gelsene bizim eve. Hem ben ödev yaparken yanımda durursun. Ablacığım, gidebilir miyim? Ödevlerini yapmasın, ben ne olmayacaksan. Gidebilirsin. İdil, seni boğazım var. Dün o kadar hazırlık yaptık. Boşu boşuna mıydı? Evet İdil, hani sen kopyaları getirecektin? Biz o kadar sana güvendik. Kızlar, sınav güzel geçmedi mi? Ben zaten onları okula getirmeyecektim. Farkında olmadan derste çalıştınız. Tamam, olabilir ama bu yaptığın hatayı affedemeyiz. Aman, çok da önemli değil. Öğretmene yakalansaydınız daha mı iyiydi? Benim sınavım güzel geçti. Hep kopya hazırladığım yerlerden çıktı. Bakıyorum da sen de İdil'in tarafına geçtin herhalde. Tamam kızlar, hadi gidelim. İdil, bir su da bize alsana. Biz seni burada bekliyoruz. İlk başta çok kızmıştım ama benim sınavım çok güzel geçti Ayşe. Seninkisi? Yani. Yarın öğreneceğiz sonuçta. Ama bir daha bu İdil'e güvenmek yok. Ayşe, o bizi sevdiği için böyle yapmış. Anlamıyor musun? Neyse, bugün cuma. Ödevleri yarın yaparız. Size geleyim mi? Demene gerek var mı? Tabii ki gel. Bana ne hazırlayacaksınız? En iyisi hiç zahmet etmeyin. Hazır bir şeyler alın. Ayşe, misafireye gelinirken de eli boş gelinmez. Sen bize ne getiriyorsun? Aman Beyza, biz komşuyuz. Ne misafirliği? Böyle kötü bir mahallede becerikli, güzel bir kuaförün olması beni şaşırttı. Ama niye öyle söylüyorsunuz Hilal Hanım? Mahallemiz çok güzeldir. Biz bir dönem burada oturmuştuk. Bu mahallenin çok hırçın kızları var. Ben öyle hiç kimseye rastlamadım. Zeynep, bir fön ödemesi alır mısın? Tamam Canan abla, geliyorum. Zeynep, Hilal, sen burada mı çalışıyorsun yoksa? Bilseydim asla girmezdim. Senin bana karşı bu kinin, öfken ne ya? Abla! Arda, gözlerime inanamıyorum. Neydi bu kızın adı, neydi? Bir sene oldu değil mi görüşmeyeli? Ne yapıyorsun canım? Seni çok özlemişim. Ben askerdeydim, yeni döndüm. Şunlara bak ya, sanki sohbet edecek başka yer bulamadılar. Tabii ya, yoksa sen beni arardın. Askerde olduğun için arayamadın. Zeynep'in yanında bu hiç iyi olmadı. Beni çapkın birisi zannedecek. Oldu Hilal. Zeynep, ablam nerede, haberin var mı? Depoda. Sanki Zeynep'le arkadaşmışız gibi davranayım da Hilal yakamdan düşsün. Zeynep, akşam seni evden kaçta alayım? Ne? Arda Zeynep'le sevgili mi? Arda, sen ne diyorsun? Biraz tartışmıştık da o yüzden naz yapıyor. Arda senin yanına hiç yakışıyor mu? Tipsiz kız. Bir aynaya baksana. Arda, sen ne dediğinin farkında mısın? Beni ne duruma düşürdün az önce? Ya kusura bakma. Bir sene önce tatile gittiğinde bu kız yakama yapıştı. Bir türlü bırakmadı beni. Yine aynısı olmasın diye böyle davrandım. Ama başka bir yolunu da bulabilirdin. Beni niye bulaştırıyorsun?
Haklısın Zeynep, kusura bakma. Seni düşünmem lazımdı. Bir özür yemeğine çıkalım mı? Bak Arda, Canan ablanın kardeşisin diye bir şey demiyorum ama etrafımda dolaşma. Yoksa seni çok fena yaparım. Ya bu şu ana kadar tanıdığım hiçbir kıza benzemiyor. Bambaşka. Sanki ben bundan etkileniyor muyum ne? Yok Arda yok, sakın. Sen bir kıza bağlı kalamazsın. 8, 9, 10. Önüm arkam sağım solum sobedir. Saklanmayan ebedir. Yaren saklandın mı? Bu numara küçükken çok işime yarıyordum. Hemen sesini söylüyordu, ben de sesine doğru gidiyordum. Ama artık büyümüş, hiç cevap vermiyor. Bakayım, koltuğun yanına mı saklanmış yoksa yatağın altına mı? Aa, kalemimi buldum, kalemimi! Nerede bu kız ya? Odadan da dışarı çıkmayacağım demişti. Belki oturma odasına gitmişti. Şurada saklanayım bakayım, nereden çıkacak? Kapı, kapımı ve açma sesi de vereyim. Bulamadı beni. Artık çıkayım da sobeliyim. Gördüm seni, gördüm sobe. Ama bu haksızlık. Oyunda da olsak yalan söylememen lazım Leyla'cığım. Şşt, Elif baksana. Aa Zehra, ne haber? Seni gördüğüm çok iyi oldu Elif. Moralim çok bozuk. Neyin var güzel arkadaşım? Ya iş yerindeki kızlar çok gıcıklar. Beni kıskanıyorlar mı ne? Ay bu telefona bakmam lazım. Fatih'tir. Zehra şu telefona bakayım, öyle devam edersin. Ben iyiyim Fatih. Sen nasılsın? Ya söyleme öyle laflar. Utanıyorum. Of. Ha? Çok mu tatlı? Sahibi gelmeden gelip ben de seveyim onu. Elif ben gidiyorum o zaman. Tamam Zehra bir dur. Fatih kapatmam gerekiyor. Ama önce sen kapat. Hayır sen kapat. Ay ne gıcık bir sohbet bu böyle. Ha evet, sen yeni işe başlamıştın. Nasıl gidiyor iş? Elif senin aklın nerede? Ben sana deminden beri ne anlatıyorum? Ay kusura bakma arkadaşım. Neyse zaten çok yorgunum. Ben şimdi eve geçiyorum. Akşam geç saatte bize gel. Zeynep'e de haber verdim. Konuşuruz. Tamam, ben de anneme uğrayıp oradan eve geçeceğim. Bakın şimdi, kızın hayalliğinde müdür yardımcısı olmak varmış. Ben de işe girer girmez müdür yardımcısı olunca kız çıldırmış. Demek o yüzden bana karşı tavırları öyleymiş. Birdenbire Hilal'i karşımda görünce şok oldum. O da şaşırdı ama iş burada bitmiyor. Arda'yı görünce bir yıl ışıklık, bir yıl ışıklık. Sanki ben mi istedim? Patron beni o şekilde seçti. Ay bu resimler ne kadar güzel çıkmış böyle. Elif sen bizi dinlemiyor musun? Yok yok, onun bedeni burada ama aklı burada değil. Haksız mıyım Zeynep o kıza karşı tavır almakta? Kızlar ne oldu, bana bir şey mi dediniz? Elif'ciğim bu aralar çok değiştin. Hiç elinden telefon düşmüyor. Yok hani biri mesaj atar arar falan diye. Biz en iyisi bir alışverişe çıkalım. Elif'in nişanı yakın. Yok Zehra, daha çok var. Acaba ben o zaman nasıl bir şey alsam? Kızlar benim bu telefona bakmam lazım. Ayıp olmazsa içeride konuşacağım. Kızlar size bir haberim var. Annem hamile değilmiş. Ya ama biz bebek sevecektik. Elif ablam hele bir evlense onunkini seversiniz. Koskoca kadın, daha çocuğum olacakmış onun. Ben utanırdım, iyi ki de olmadı. Ben Leyla'yı bile istemiyordum. Ama Leyla çok tatlı. Aynı senin küçüklüğüne benziyor. Ben o kadar hırçın mıydım İdil? Aşk olsun. Kız sen daha fenaydın ya. Neyse neyse, geçti o günler. Bugün konumuz sensin İdil Hanım. Kızlar yarın sınav notları açıklanacak. Eğer 80'den yukarı almışsanız bana ne alacaksınız? Ya da bir yemeğe falan mı götürseniz? Eğer aldıysak biz bunu alnımızın teriyle aldık. Sana ne oluyor? Heh, işte bu Arda dediğim çocuk Canan ablanın kardeşi. Askerden yeni gelmiş. Ama bir gıcık, bir ukala, bir kendini beğenmiş. Kız Zeynep, yoksa sen ondan hoşlanıyor musun? Zehra, bu dediklerinden bu kanıya mı vardın? Ay ne bileyim, hani diyorlar ya en büyük kaşlar en büyük kavgalarla başlar. Ay Allah yazdıysa bozsun.
Arda ve ben. Olmaz. Kızlar kızlar. Elif ne oldu? Otur bir şuraya. Fatih'in ailesi Ankara'da yaşadıkları için gelmişken söz ve nişanı bir yapalım diyorlar. Ay ne yapacağım ben şimdi? Ne zaman geliyorlar ki? Annemle Fatih'in teyzesi konuşmuş. Bu hafta sonu. Çok heyecanlıyım. Leyla hadi okul saatin geldi. Kalk artık. Abla. Karnım ağrıyor. Çok sıcak. Abce. Aa yoksa sen hasta mı oldun? Bir ateşine bakayım. Hastaysan anneme haber vereyim. Yok hiç de ateşin yok. Aç bakayım boğazına bakayım. Bademciğin kızarmış mı? Aa. Boğazında da hiçbir şey yok. Hadi kalk okula gidiyorsun. Aa kalktım üstümü giydim. Oldu mu? Niye hasta olduğumu anlamıyorsun? Bak boğazım ağrıyor. Bu öksürük hiç boğaz ağrısı öksürüğüne benzemiyor. Düşüp bayılsa mıydım şuracıkta? O zaman inandırıcı olacak mıydı? Leyla, hadi söyle bakalım. Sen bugün niye okula gitmek istemiyorsun? Yoksa sınav mı var? Abla, ben Yaren'le oyun oynamayı çok özledim. Tamam o zaman okuldan geldiğinde ödevlerine yardım ederim. Hemencik biter. Sen de gidersin Yaren'lere. Anladığım kadarıyla okula gidiyorum. Hadi Yaren daha ne yatıyorsun? Kalk saçını başını toplayayım. Daha kahvaltı edeceksin. Okula geç kalırsın yoksa. Abla karnım çok ağrıyor. Tuvaletin gelmiştir Yaren. Git tuvalete geçer. Hayır abla bu böyle bir şey değil. Sanki benim midem de bulanıyor. Dün akşam yatarken hiçbir şeyin yoktu. Bir bakayım ateşin var mı? Ay anlayacak dokununca bir şey olmadığını. Abla yok içim yanıyor içim. Sanki içimin ateşi var. O zaman bir süt içersin geçer. Anlamıyor musun abla? Bugün okula gitmek istemiyorum. Zaten anladığım için ısrar ediyorum. Hadi kalk kalk. Sen anaokulunda böyle yapıyorsan oho ilkokulda neler yaparsın.